다 돈 따끈 다 다 다 돈 돈 다 다 돈 돈 다 따끈 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 띠나기나 따끈 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 띠나기나 Atamızı anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bugün bağımsızlığımızı kazanmamızı sağlayan, cepheden cepheye koşup, harf devrimini yapan, inkılapları yapan, devrimleri yapan, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren, daha önce sahip olmadıkları, Türkiye'yi birçok hakla birleştiren, kavuşturan Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz bugün. Bugün önemli bir gün. Onun için ben de dedim ki bugün başka bir şey konuşmaya çok da gerek yok. Bugün Atatürk konuşalım. Bugün Atatürk'ün fotoğraflarıyla, videolarıyla, az görünen, az bilinen videolarıyla, fotoğraflarıyla, bazılarını ben de hiç görmediğim fotoğraflar buldum. Onlarla Atatürk'ü analım, Atatürk konuşalım istedim. Bugün böyle yapalım, böyle bir yayın olsun. Bugün başka bir şey konuşmaya bence de hiç gerek yok. Türkiye'nin o zaten gündemi her gün aynı. Bugün atamızı analım. Onu anmak için bir vesile olsun. Hem de onun hakkında belki daha çok okumak, daha çok şey öğrenmek için de bir fırsat olsun elimizde istedim. Umarım güzel bir yayın olur. Bugün tabii ki her 10 Kasım'da olduğu gibi yine sokakta 9'u 5 geçe, değil mi? Türkiye'nin her yerinde hayat durdu. Herkes Atatürk'e olan, kurucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna olan saygısını gösterdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Herkes kendiliğinden yapıyor bunu, zorla yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Atatürk'ü anmak için herkes 9'u 5 geçe hayatı durdurdu. Bugün de yine öyleydi. Bakın şöyleydi. İşte bugün Türkiye'den manzaralar bunlar da. Saat 9'u 5 geç Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de saat 9'u 05 geçe. Ve bugün de herkes hayatı dondurdu. Atatürk hem milli mücadeleyle hem devrimleriyle hem bizim için sağladıklarıyla yıkılmış bir imparatorluktan kurduğu yeni devletle bizim bugünlere gelmemizi sağladı. Birincisi işgalden kurtardı, değil mi, ülkeyi? Daha sonra ise sosyal devrimler yaptı. Harf devrimi, işte kadınlara haklarının verilmesi, laiklik ilkesinin uygulanması, din ve devlet işlerinin artık ayrı olması, değil mi? Bunların hepsi, saltanatın sona erdirilmesi, cumhuriyetin, meclisin kurulması, cumhuriyetin kurulması o kadar büyük işler ki çok kısa ömrüne, sadece 57 yıllık ömrüne bunların hepsini sığdırdı Atatürk. İşte böyle fotoğraflarına birazcık bakalım istedim. Atatürk'ün böyle nadir bazı fotoğraflarını da buldum. Mesela bir tanesi bu işte. Milli Mücadele dönemi fotoğrafları bunlar. Meclis önünde dua ediyorlar. Bakın görüyor musunuz? Yanında Fevzi Çakmak var. Ralf Orbay var sağında. Yıl 1922. 1922, 30 Ağustos 1922'de biliyorsunuz Dumlupınar zaferi kazanılmıştı ve Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli bir adım atılmıştı. Bu sanırım ondan önce o dua ediliyor ordunun başarısı için. İşte solunda bakın bir din adamı var. Orada her arkasında da var. Her yerden, her Anadolu'nun her yerinden, her kesiminden insan var. Atatürk
başarısını böyle sağlamıştı. Atatürk'ü bugün böyle negatif şeyler söylemek istemiyorum. Atatürk düşmanlarıyla falan uğraşmak da istemiyorum ama Atatürk hakkında atıp tutanların, işte din düşmanı diyenlerin vesaire bu fotoğrafa iyi bakması lazım. Size de böyle şeyler söyleyenler olursa, cahiller olursa böyle konuşan bu fotoğrafları gösterebilirsiniz. İşte bu da Büyük Taarruz'da yine çekilmiş bir fotoğrafı Atatürk'ün. Tam da cephede nadir fotoğraflarından birisi. Ben bu fotoğrafı görmemiştim daha önce doğrusu. Bugün araştırma yaparken gördüm. Yine Mustafa Kemal Batı Cephesi'nde Akşehir Karargahı'nda komutanlarıyla birlikte 22 Ağustos'u artık böyle milli mücadelenin sona ermekte olduğu Dumlupınar'a doğru giden yol bu. Yanında komutanlarıyla sağdan 1-2-3 dördüncü Mustafa Kemal Atatürk. Son herhalde teftiş yapıyor. Bir yer Akşehir Karargahı burası. Akşehir'de. Her zaman disiplinli, her zaman herkesle birlikte ve işinin başında ve öyle uzaktan sadece emirler vermiyor. İçinde, cephenin de içinde bu da atında görmediğim fotoğraflarından birisiydi. Atatürk'ün nadir fotoğraflarından birisi yine. Klişelerden, gardırop Atatürkçülerine uzak almak. Birçok dönem her gelen iktidar kendi düşüncelerini uydurdu. İşte herkesin bir Atatürk'ü var. Atatürk'ü de çok kullandılar biliyorsunuz bunu. Herkes kendi Atatürk'ünü yaratmak istedi. Herkes Atatürk'ü kılıf etti. Ama bizim ilgilendirmiyor. Biz bu ülke için yaptıklarını anladığımız zaman, onu iyi okuduğumuz zaman zaten bizi kimse bu şekilde manipüle edemez. Bu şekilde Atatürk düşmanı da yapamaz. Atatürk'ün kim olduğunu, neler yaptığını anladığımızda zaten biz kafamızda bu ülkenin nasıl bir geleceği olduğunu anlarız. Burada da bu işte Büyük Taarruz burası. Arkadaşları da diyor Sakallı Nurettin Paşa, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Asım Gündüz. Yine 1922 ortada. Şimdi şunu görüyorum ben hep. Bugün de böyle bu yayına hazırlık yaparken onu fark ettim. Atatürk'ün fotoğraflarına bakarken. Yani şu kalabalığa bakın. Burada kaç kişi var? Herhalde 100 kişi var değil mi? Atatürk odak olmayı başarıyor. Tabii ki fotoğrafçının fotoğrafı nasıl çektiği de önemli. Ama orada her zaman Atatürk ilk fark ettiğiniz kişi oluyor. Bunu böyle ona uhrevi bir anlam katmak için söylemiyorum. Fakat duruşuyla, o anda oluşuyla, hep diyorlar ya şu anda anda olmak. İşte o anda olmak işini bence en iyi yapan insanlardan birisi. Görüyorsunuz herhalde burada bu kıyafetlerine falan bakıyorum, üniformalarına. Herkesin çok da böyle temiz görünüyor. Demek ki bu Dumlupınar öncesi çekilmiş bu fotoğraf. Herkesin güldüğüne bakın. Öndeki bütün subaylar çok tehlikeli. Kendilerini belki bir süre sonra ölüme gönderiyor diye komutanlar değil mi? Hepsi subaylar. Birçoğu belki de bu fotoğraftakilerin yok. Düşmanları işte işgalden kurtarmak için Anadolu'yu büyük taarruzu yapan komutanlar bunlar. Arkada daha düşük rütbeliler var. Ama hepsinde bir vakurluk var, bir gurur var. Yaptıkları işten ne derler? Memnuniyet duyuyorlar, gurur duyuyorlar. Onun o görünüyor bu fotoğrafta. Çok şey söylenebilecek bir fotoğraf. İşte çayırda oturmuşlar hepsi, cephedeler. Yine cephe gerisinde Devecilerle denmiş. 1921 bu. Daha Dumlupınar'a da gelinmemiş. Orada Atatürk yine işte görüyorsunuz sağında bir çoban var. Bakın abası var üzerinde. Lütfen ayaklarına bakın çobanların. Ayaklarında böyle çaputlar var. Ne derler? Ayakkabıları falan yok. Keçeden böyle ayaklarına koydukları şeyler var. Çamura batmışlar. Onlarla işte yine Atatürk'ün sağında da yine köylüler var. Deveciler. Deve, herhalde bunlar deveyle taşıma yapanlar. Onlarla bir fotoğrafı yine cephede, cephe yakınında, cephe gerisinde. Lojistik işte Kurtuluş Savaşı'nda böyle yapılıyordu. Bu fotoğraf her şeyi gösteriyor. Köylülerle birlikte burada Atatürk. Onlarla birlikte her şeyi birlikte yaptı. Bunu organize etti. Organizasyon yeteneği ve herhalde o zaman zaten lütfen okuyun Atatürk'le ilgili kitapları. İlber Ortaylı'nın kitabını okuyun, Lord Kinos'un kitabını okuyun. Orada hep göreceksiniz. Atatürk'e herkes diyor ki bu işi yapmayalım. Bırakalım gidelim bu. İngilizlere bir bölümünü verelim, İtalyanlara bir bölümünü verelim, Fransızlarla anlaşalım. Bu işi başaramayız diyorlar. Fakat o başarırız diyor. Burada bu da enteresan, güzel bir fotoğraf. Yaveri Muzaffer Kılıç'la Dikmen sırtlarında 19 Şubat 1921'de karların içinde yürürken, Ankara Dikmen olması lazım. Başka bir Dikmen yoksa. Fotoğraflardan sonra biraz sonra videolara da bakacağız. Güzel, böyle hızlı geçiyorum bunları biraz. İsmet İnönü'yle yine güzel bir fotoğrafı. Bunlar böyle nadir, çok da bilinmeyen fotoğrafları olduğu için bunları göstermek istedim. Mustafa Kemal, Ali Edip Adıverbe, Yaveri yine Cevat Abbas'la
Bu da 1922 tren, başkomutanlık treni. Halide Edip Adıvar'da görüyorsunuz yine arkada subaylar var, bir takım yetkililer var. Yine Cevat Bey de yaveri de gülüyor. Bakın bu fotoğraf çok önemli işte. Bu fotoğraf İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal'in sakin yuvası diye yazılmış o zaman üzerine. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Çankaya Köşkü. yani söylemeyeyim, konuşmayayım, negatif konuşmayayım diyorum bugün ama yine de tutamıyorum kendimi. Bugün hani beğenilmeyen köşk var ya, işte asıl hali buydu o Çankaya Köşkü'nün. Çankaya Köşkü böyle bir yerdi. Buradan yönetildi İstiklal Savaşı. O organizasyonu düşünün. Karşınızda çok çok büyük ordular var. Ve siz halkı organize ediyorsunuz, köylüleri organize ediyorsunuz, işte herkesi, çiftçileri organize ediyorsunuz, lojistik, cepheleri, asker vesaire, işte onların hepsi buradan yapıldı. Çankaya Köşkü, Ankara'daki Çankaya Köşkü'nün orijinal hali işte burası. Siz de bu arada görüşlerinizi, duygularınızı paylaşırsanız günle ilgili çok sevinirim böyle. Ben onları da ekrana getiririm. Atatürk'le ilgili hem de karşılıklı konuşmuş oluruz birazcık. Çok daha güzel olur. İşte Jean d'Arc demiş ki ne çektiyse onlar çekti yokluk içinde. Varlık mücadelesi. Aynen öyle, tam da böyle. Bu savaş tabii ki yokluk içinde yapıldı ama tabii ki çok büyük özveriyle yapıldı ve iyi bir organizasyon yeteneğiyle yapıldı. Çankaya Köşkü'ne de bir daha bakalım. Şimdi bu yeni halini bile beğenmeyenler biliyorsunuz saraylar yapıyorlar. Yine Atatürk'ün başka bir fotoğrafı, arkadaki İsmet İnönü diye görüyorum. Ne kadar etkili bir fotoğrafı. Ben bu fotoğrafı daha önce görmemiştim. Güzel fotoğraflarından birisi. Yine Milli Mücadele döneminden bir fotoğraf. İşte kim olduğunu bilmiyorum fotoğraftakini, yazmıyordu çünkü bulamadım, araştırdım ama yine bölgenin ileri gelenlerinden biriyle, işte solda papyonuyla Mustafa Kemal Atatürk zaten her zaman jilet gibi, her zaman çok iyi giyiniyor. Döneminin çok ilerisinde olan, yani bugün bile gelse böyle giyinse kimse aa ne demode demeyecek. Çok önemli. Yanında da bir herhalde bir Ankara burası. Oranın ileri gelenlerinden belki de bir aşiret ağası. Onunla bir fotoğrafı yine Atatürk'ün çalışma masasında çekilmiş bir fotoğrafı. Burası da meclis. Bakın meclise bakın. Herkes böyle sıkışık sıkışık oturuyor. Öyle büyük büyük alanlar yok. Meclis binası. Büyük yokluklar içinde yine meclis kurulmuş. 1920 zannedersem bu fotoğrafın da tarihi. Burada önemli kararlar alıyorlar. Hem de öyle kolay alınmıyor bu kararlar. Mustafa Kemal Atatürk'e bile o zaman yetki vermiyorlar. Sadece Milli Kurtuluş Savaşı için meclis Mustafa Kemal Atatürk'e 3 aylığına yetki veriyor. Düşünün yani. O zaman hani Atatürk'e diktatör diyorlar ya. Orada Mustafa Kemal Atatürk'e yetkileri biz verelim mi vermeyelim mi? Hayır ya falan diyorlar. Yani itiraz ediyorlar ve bu itirazlar da dinleniyor ve kabul ediliyor. Ve onun üzerine Atatürk sadece 3 ay için olağanüstü yetkiler alarak savaşa giriyor. Ne kadar enteresan değil mi? Bugün bile yetkiler yetmiyor insanlara. Burası da Atatürk'ün Trabzon. Cumhuriyet sonrası bir fotoğrafı. 27 Kasım 1937. Yine kıyafeti çok güzel. Şükrükaya arşivinden bir fotoğraf. Burada da uçaktan iniyor. O uçakta yazan yazı da çok enteresan. Tayyare'den çıkış yazıyor. Tayyare hareketteyken bu kapıyı, kapu diye yazıyorlarmış o zaman, açmak tehlikelidir yazıyor. Bu da Atatürk'ün benim görmediğim fotoğraflarından birisiydi. Yine Atatürk'ün belki de en güzel fotoğraflarından. Bu gözlük şu anda çok moda. Hala Yeşilköy Havaalanı'ndaki fotoğrafın yanında Celal Bayar var. Şu fotoğrafı da ben çok seviyorum. Moda Deniz Kulübü burası. Yelken yarışlarında Cevat Abbas Gürer, Atatürk, Afet İnan var yanında. Hasan Rıza Soyak var ve Celal Bayar var. 1 Temmuz 1935. 1935 yani 12 yıl sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da çekilmiş Moda'da. Atatürk'ün vizyonunu anlatan fotoğraflardan birisi. Bakın o kadar yokluk içinde yeni kurulmuş Cumhuriyet. Nüfus çok az, para yok, fabrikalar çok az. Ama hepsini Anadolu'ya yayarak kurmaya çalışıyorlar ve vizyonları bu. O arada yelken de olsun, denizcilik de yapılsın. Yani her şeyi, bir şeyi de sonra yapalım dememişler. Böyle bir vizyonları var.
Çok çok güzel. Üzerine çok çok uzun konuşulabilecek bir fotoğraf. Bir de benim en çok sevdiğim şey bu fotoğraflarda Atatürk'ün rahatlığı. Yani içinden ne gelirse onu yapıyor. Kasmıyor kendini. Yanındakiler daha çok kasılmışlar onun yanında. Şimdi böyle bir lider maalesef yok. Herhangi bir yerde yok yani. Şimdi ileride göreceğiz. Daha da enteresan fotoğrafları var. Ve İstanbul ve yine Atatürk'ün bir fotoğrafı. Yanında kadınlar var görüyorsunuz. Kadınları her zaman en ön plana çıkartmış. Kadınlar her yerde, modern kadınlar, cumhuriyet kadınları. Şu fotoğrafa baktığımızda, bugün geldiğimiz yere bir de baktığımızda böyle bir fotoğraf Türkiye'den çıkar mı onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi hiç negatif kötü şeyler söylemek istemiyorum ama geldiğimiz noktada maalesef birazcık geriye gitmiş gibi görünüyoruz. Sadece kıyafetten bahsetmiyorum burada. Kıyafetler belki de o kadar önemli değil ama bazı şeyleri gösteriyor. Herkesin nasıl jilet gibi olduğuna, ne kadar önem verdiğine, kendisine önem verdiğine bakarsanız bu fotoğraflarda bugün kaybettiğimiz şeyleri birazcık daha iyi anlamak mümkün. İşte biraz önce söylemiştim ya hani Florya, burası Florya. Deniz Köşkü'nün orası. Atatürk sandala biniyor ve çıplak şortuyla gitmiş. Şimdi biz herhalde bugünkü siyasetçiler olsa kravatla bu işi yaparlardı. Hayır. Gidiyor, yüzüyor. Biliyorsunuz yüzerken fotoğrafları da var. Halkın içinde ve halk gibi. Halk da onu çok yakınında görüyorsunuz. Koruması yok muydu Atatürk'ün? Tabii ki vardı o zaman ama herkes dibinde. Görüyorsunuz onlarla konuşuyor. Beraber fotoğraf çektiriyor. Öyle şey bir durum yok. Herkesten saklanıp Sırça Köşk'te yaşama durumu yok. Bu da çok enteresan bir fotoğraf. Çok güzel bir fotoğraf. Bu bir düğün. Atatürk'ün manevi kızı Rukiye Hanım vardı. Onun düğününde çekilmiş. Rukiye Hanım'ın düğünü bu. Bir düğün fotoğrafı. Herkes yine şıkır şıkır giyinmiş görüyorsunuz. 1930'lardan bir düğün fotoğrafı. Uzun uzun bakmak istiyor insan. Yine arkada Celal Bayar da var. Yine ileri gelenler var. Gelin, damat, manevi kızı. Ve Atatürk ve çocuklar. Yani Ülkü Adatepe biliyorsunuz Atatürk'ün manevi kızı. Onunla fotoğrafları var birkaç tane. Sonra da bir videoları var onu göstereceğim. Görüyorsunuz her yerde Ülkü hep ön planda. Burada Sabiha Gökçen'le birlikteler. Arkadaki Sabiha Gökçen. Önde Atatürk onun böyle gözlüğünü, uçuş gözlüğünü, pilot gözlüğünü giydirmişler. Küçük Ülkü Adatepe'ye. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Ülkü Adatepe'yle işte bu da yine Atatürk Küçük Ülkü Şükrü Kaya kardeşi Makbule Hanım'la Fenerbahçe'de 17 Mayıs 1936 Cumhuriyet sonrası bir fotoğraf. Ülkü burada çok çok küçük herhalde 3 yaşında falan. Herkes eğleniyor. Onunla birlikte her yere gittiği yere götürüyordu çünkü. Burada da yine meclisin önünde olabilir burası binayı tanıyamadım ama yine Ülkü en önde fotobomb yapmış. En güzel, en çok sevdiğim fotoğraflardan birisi Ülkü Adatepe. Burası Savarona Yatı yanlış bilmiyorsam. Savarona Yatı'nda salıncakta Ülkü'yü sallıyor manevi kızı. Atatürk çok çok güzel bir fotoğraf. Yine arkada yaveri ve şu fotoğraf var bir de. Şu da benim herhalde favorim. Kalamış vapuruymuş pardon Savarona değil. Kalamış vapurunda Ülkü Adatepe ile salıncakta sallanıyorlar. Bakın küçük Ülkü ile. Ne kadar güzel. İşte böyle yani düşünsenize şimdi böyle günde yani hiç kimse şey yapamıyor. Ne derler? Ülkeyi kurtarıyorsunuz. Büyük devrimler yapıyorsunuz. O sırada herhalde dünyanın en ne derler? Meşgul insanlarından birisinizdir. Ama o anda bile hala gülmek için bir fırsat bulmuş. Yaratmış. Gülmek için fırsatlar yaratmış. Ülkü Adatepe ile çok güzel görüntüleri var. Onları da hemen göstereceğim size. Şöyle.
Ne kadar güzel değil mi? Bunları insan görünce böyle içi mutluluk da duyuyor, doluyor. Böyle bir insan Türkiye'ye gelmiş, bizim bugünlere getirmiş, cumhuriyeti kurmuş. Böyle birisi bizim, yani Atatürk bizim. Ve hep böyle güzel görüntüleri var. Hem çocuklarla hem başkalarıyla. İşte bütün bu, şimdi burada bir hani bugün tarih dersi gibi olsun istemedim. Böyle videolara bakalım, fotoğraflara bakalım. Onların bize yaşattığı duyguları birazcık paylaşalım istedim. Onun için böyle hani Atatürk'ün hayatını anlatmak size bence gereksiz. Herkes zaten biliyor. Atatürk işte Kurtuluş Savaşı sonrası değil mi? İşte hep bir taraftan ülkeyi kalkındırmaya çabalıyorlar. Bir taraftan devrimleri yapıyorlar. Cumhuriyeti 10. yılına getiriyor. 10. yılında 10. yılı Cumhuriyet'in çok önemli. O kutlamalar, meşhur nutku, oradaki nutku biraz kendi sesinden şimdi dinleyeceğiz. Neler yaptıklarını, ne olduğunu. Özay Bey demiş ki, savaşlardan, inkılaplardan ve devlet kurarken çektiği zorluk ve acılardan dolayı sığındığı sakin bir limandır belki ülkenin. Çok çok doğru bir yorum bence. Orada kafasını dağıtıyordu, biraz uzaklaşıyordu ve o sevgisini gösteriyordu. Belki de doğru. Leyla Hanım da demiş ki, bugüne dair duyduğum bir cümle. Çocuğu olmayan birinin tüm ülke çocuklar için ömrünü adaması. Kesinlikle öyle. Muharrem Bey demiş ki, Atatürk gibi lider ve insani değerlere sahip biri 1000 yılda bir dahi gelmez diye düşünüyorum. Bunu zaten başka ülkelerin devlet başkanları da söylemişti biliyorsunuz. Başımız yani dünyaya bir kere gelecek adam, o da bize denk geldi diye. Şimdi Cumhuriyet'in 10. yılında Türkiye artık yavaş yavaş kalkınmaya başlamış. Kalkınma hamleleri yapılmaya başlamış. Fabrikalar kurulmaya başlamış. Yenilenmeye başlamış. Ülke imar edilmeye başlanmış. Nasıl bir görüntü vardı? Onunla ilgili bir genelkurmayın hazırladığı bir video var. Onu göstermek istiyorum. Bunu Cumhuriyet Bayramı için hazırlamıştı Genelkurmay. O günkü kutlamadan görüntüler işte görüyorsunuz yerler toprak. Bir taraftan da herkes böyle çok mutlu, heyecanlı. Heyecan var. En çok da önemli olan o. Heyecanlı. Biliyorsunuz Atatürk'ün 10. yıl nutku çok önemli. Çok da meşhur, çok ünlü bir nutuk. Fakat geçtiğimiz yıllara kadar Atatürk'ün sesini çok iyi anlayamıyorduk orada. Şimdi onu restore ettiler 10. yıl nutkunu, sesini. Gelin hiç lafı uzatmadan o Atatürk'ün 10. yıl nutkundan bir bölümü, 1-2 dakikalık galiba bir bölüm hazırladım, klip hazırladım. Kendi sesinden ve o zaman Cumhuriyet'in yaptıkları, Cumhuriyet'in kalkınma hamlesinden görüntülerle birlikte izleyelim. Bakın şöyle bir görüntü. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti
Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı dahi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle ve azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet elimdir. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayrağı daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene! İşte böyle Atatürk konuşmasının 10. nutkunu böyle. İşte ne mutlu Türk'üm diyene diyerek işte yapacaklarını da anlatmış orada. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Bu ülkeyi geliştireceğiz, büyüteceğiz diyor. O zaman yapılan bir montaj bu. O zaman da 1933'te yaptıklarını da göstermişler. İşte her yerde fabrikalar kurulmaya çalışılıyor. İşte iplik fabrikaları, kumaş fabrikaları, makine üreten fabrikalar. Bunların hepsi ve Anadolu'nun her yerinde yapılıyor. Sümerbank yine öyle tek bir yerde değil. Büyük bir planlama, sadece savaşta değil, savaş sonrasında da büyük bir planlama yapılıyor ve ülkenin kalkınması için herkes çaba gösteriyor. Atatürk de bunun öncülüğünü yapıyor. Burada önemli olan kalkınmadır diyor daha o zamanlar. Onu söylüyor. Biraz Atatürk'ün böyle ne derler, bazı videolar var. Bugün bakarken onu hissettim. Bazı videoları izlediğimizde Atatürk'ü kişi olarak sanki tanıyormuş gibi hissediyoruz. Ona çok daha yaklaşıyoruz. Onun hep böyle asker pozlarını, cephedeki pozlarını vesaire bilinen pozlarını görüyoruz. Ama bazı videoları var. Mesela şu video, bir videosunu izleteceğim. Meşhur bir videosu bu aslında ama belki de görmeyenler vardır. Bir sigara içiş videosu var. Ona bakınca böyle insan aslında birazcık da o derin derin bakışlarını görünce biraz hüzün ve yorgunluk da hissediyor. Bir onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Yazın lütfen. Bu videoyu çok seviyorum. Burada işte bak bakın böyle çağırıyor işte ya abi bana sigara ver. Çok sigara içiyordu bu arada. Ne adam yani değil mi? O kadar stres. Çocuk da orada sigara tablasını düşürüyor hatta böyle çok konuşmuştu, çok gülmüştü herkes. Olumsamıyor kendi kendine. Görüyorsun böyle bakıyor, etrafa bakıyor. Çok derin böyle hüzünlü bakışları var bence. Böyle bu videoyu izleyince değişik duygular hissediyor insan. Bu özel videolardan birisi bence bu. Şimdi hani kalkınma dedik ki hani kalkınma hamlesi. Kalkınma hamlelerinin belki de en önemlilerinden birisi
Atatürk Orman Çiftliği'ydi. Atatürk Orman Çiftliği. O zamanki adıyla Orman Çiftliği tabii ki. Orası, o çiftlik Türkiye'de tarımın kalkınması için en önemli mihenk taşlarından birisiydi. Atılan adımlardan birisiydi. Atatürk buraya çok önem veriyordu. Zaten büyütüldü önce. Ondan sonra da vasiyetinde Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devretti orayı. Tabii şimdi orası yağmalandı. Maalesef koruyamadık ama hiç enseyi karartmayın. Orası da korunacaktır kısa zamanda. Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk'ün vizyonun en büyük anlatan, en iyi anlatan yerlerden birisi. Atatürk Orman Çiftliği'nin gezme görüntüleri var yine o günlerden. Atatürk'ün 1930'lardan o da, yani Cumhuriyet dönemi Atatürk, bu çiftlikte, Atatürk Orman Çiftliği'nde neler yapıldığını, 1925'te kuruldu bu arada Atatürk Orman Çiftliği, onu da söyleyeyim. 30'lu yıllar bu görüntü. Amerikan Büyükelçisi Joseph Grove anlatıyor. Baştan Fransızca konuşuyorlar birazcık. Orada diyor ki işte Atatürk, burada gördüklerinizden memnun musunuz diyor. Şimdi göstereceğim, Fransızca bilmeyenler için söyleyeyim. Sonra diyor ki büyük gelişme var. 3 yıl önce gördüğüme göre burada çok gelişme var diyor. 5 yıl önce burada çalışmalara başladık. Önceden burası bataklıktı diyor. Bataklık olan da bataklık olan yerde Atatürk Orman Çiftliği olarak bildiğimiz yer şu anda. Orada büyük bir çalışma yapıyorlar. Tahsin Bey buradaki çalışmaları yürütüyor. Sizinle tanıştırayım diyor. Bakın, belki de izlemişsinizdir ama tekrar izlemekte fayda var. Bu da elden geçirilmiş bir görüntü. Atatürk'ün bu kadar net Fransızca konuşurken çok az kişi duymuştu. Bakın şöyle, burası Atatürk Orman Çiftliği. Excellence, est-ce que vous êtes content de se trouver ici dans cette année-ci? Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout marécageux. C'est surtout Tassim Bey qui travaille ici. Qui surveille, n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Vous en priez, Excellence. Résumé. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada? Paşam, ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler, bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tarsuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Fordson aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada, ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. İşte böyle anlatmışlar o zaman Atatürk Orman Çiftliği'ni Amerikan Büyükelçisi'ne. 1 sene içinde diyor, ağaç 5 sene içinde 1 milyon ağaç diktik diyorlar. Orayı düzenledik vesaire. Yanındaki Latife Hanım demişsiniz, Özay Bey, yanındaki Afet İnan, manevi kızlarından. O da daha sonra konuşuyor. Orada bir konuşma yapıyor. Türkçe bir konuşma yapıyor zaten. Neler yaptıklarını gururla anlatıyorlar. Herkesin buradaki duruşuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani ben her seferinde ona bakıyorum. Herkesin ne kadar sakin, işe odaklı olması. Kargaşa yok, görüyorsunuz. Böyle bir karmaşa, gariplik yok. Her şey çok düzgün. Bu sadece bir planlamayla açıklanacak bir şey değil. Sadece şey diyenler olabilir, bu zaten özel ayarlanmış vesaire. Tabii ki ayarlanmıştır ama herkesin hareketlerine, Tahsin Bey'in bakın oturuyor ve sandalyesini geri çekiyor kapatmamak için. Bunu düşünebiliyor yani. Böyle insanlar varmış. Çok enteresan. Atatürk Orman Çiftliği'ni geziyor. Daha sonra Atatürk orada yapılanlarla tabii gurur duyuyor. Bütün hayvanlara vesaire bakıyor. Onu da göstereceğim. Orada da nasıl ilgilendiğini, yakından ilgilendiğini, sadece şov olsun diye yapmadığını anlıyoruz. Bakın şu video. Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldı. Evet. 18 okka kadar yemiye süt verir. Ne cinsi? Simmental. Kırım üzerine yürüyoruz paşam. Simmental üzerine ve bir de Hollanda üzerine.
Bu halis bir simentaldir. Bunlar bu kişide mi oldu abi? Bunlar şeyde ekliyor. Daha. Bu diğer renkli inekler hangi cinsidir? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyoruz. Melez şey, iklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. Atatürk yaptığı işte de gurur duyuyor. Orada gidiyor ineklere dokunuyor. İşte su var orada, yalak var bir tane, diyor ki bu su niye boşa akıyor diyor mesela. O anda yani böyle kafa başka yerde değil. Neredeyse o anda, o anla ilgili bütün her şeye hakim. Buna çok şaşırıyorum hala. Şimdi birçok yöneticide, bırakın politikacıları, herhangi bir büyük büyük aday, iş adamlarında bile böyle bir şey yok. O andalar, hep kafaları başka yerde. Atatürk büyük işler yaptığı halde o anda o suyun orada neden boşa aktığını sorabiliyor mesela. Sonra anlıyor neden aktığını, o bir devir dahil diye. Ha tamam tamam diyor. Gerçek sesi çok da fazla duyulmadı. Şimdi bu yeni videolar ve yeni ses düzenlemeleriyle Atatürk'ün kim olduğunu, gerçekten sesinin nasıl olduğunu görmüş olduk aslında. Şimdi Atatürk'ün nasıl birisi, nasıl bir lider olduğunu belki de en iyi anlatan, o zamanki ağırlığını da çok iyi anlatan bir video göstereceğim. O da İran Şahı Pehlevi ziyareti. 1934'te İran Şahı'nı karşılıyor ve bakın Atatürk onunla nasıl konuşuyor. Şehinşah Hazretleri saat 16.15'te Reisi Cumhurumuza iadi ziyarette bulunuyorlar. Köşkün kapısında Riyaseti Cumhur Başyaveri Celal, Umumi Katip Vekili Hasan Rıza Beyler karşılıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlenireceğiz efendim. Gaflet şayet olmuştu sabır. Hani mübarek akıyada cobran ediyor. Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. Arzu buyursanız yukarıda görelim efendim. İran Şahı da Türkçe konuşuyor böyle. Onunla birlikte Türkçe konuşmuşlar. Burada da Atatürk'ün sesi çok netti. Çok güzeldi. Bir taraftan da bütün bunlar yaşanıyor ve Atatürk 57 yaşında maalesef hayata veda ediyor. Oradaki görüntüler de aslında halkın ona nasıl sahip çıktığını o dönemde. O dönemde de yani sadece sonradan değil, Atatürk'ü o dönemde de halk sahip çıkıyordu. Yüz binlerce kişi sokağa çıktı onun vefatıyla birlikte. O cenazeden böyle eski görüntüler var yine. Oradaki belki de sevgiyi anlatan üzünlü görüntüler ama onu da anlamak için güzel görüntüler var. O gün o dönemi anlatan, yansıtan. Onlara da bir bakalım. 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağı sarılı tabutu muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. Üç gün, üç gece gözleri yaşlı halk seli, generallerin ve subayların ihtiramla tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yalçın tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Kortej, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü
ve Sirkeci yoluyla Bilhane Parkı'na getirildi. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, yol boyunca gözleri yaşlı halkın önünden geçerek 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. 20 Kasım sabahı Ankara Garı. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydular. Kader, onu en olgun çağında, çok sevdiği vatanı, her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürdü. Ankara halkı binlerce kişilik kafileler halinde Atatürk'ün kabri önünden tazimle geçiyorlar. Bu ziyaretler akşamın geç vaktine kadar fasılasız devam etti. Ve ebedi şefin medfenine sayısız çiçek demetleri getirildi. Atatürk'ün muvakkat kabri her 10 Kasım'da bütün milletin ziyaretgahı olmuştu. Atanın muazzez naaşı ona layık bir anıt, onun büyüklüğüyle bağdaşabilecek bir kabir tamamlanıncaya kadar geçici olarak Etnografya Müzesi'nde kaldı. Atanın naaşı anıt kabiri yapılana kadar Etnografya Müzesi'nde kaldı. Anıt kabirin yapımı ise 1953'te tamamlandı. 38'de vefat etmişti Atatürk. 1953'te de Atatürk'ün cenazesi yine törenle Anıtkabir'e taşındı. Yine Anıtkabir'de de yüz binler vardı sokakta. O Anıtkabir'deki cenazeden yine özel görüntüler var. Onlar da şöyle... Geçen tayyareler, üzerine onun o altın başı, güneş bakışları resmedilmiş olan bir ipek tabloyu mavi semada dalgalandırarak Anıttepe'ye altın başı, güneş bakışları resmedilmiş olan bir ipek tabloyu mavi semada dalgalandırarak Anıttepe'ye doğru uçuyorlar. Büyük cenaze alayı son merhalesine, Anıtkabir'in methaline gelmiş bulunuyor. Er Kartalı'nın bu hıyabanda kurulmuş yuvası. Anıtkabir'in haşmetli mimarisi önünde teessür ve heyecan içinde bekleyen azametli bir kalabalık onu az sonra toprağa tamamen bırakacağı için elem duymaktadır. Tarih bize gösteriyor ki yeni devir açan ileri milletler evvela büyük evlat yetiştirmişlerdir. Kemal Atatürk de bu ilham kaynağından alan bir dahidir. Büyük... İşte bu da 1953. Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'i tamamlandıktan sonra Anıtkabir'e getiriliş töreni. Görüyorsunuz orada da yine yüz binlerce kişi var. Büyük bir kalabalıkla ebedi istirahatgahına uğurlanıyor Ulu Önder Atatürk. Atatürk'ün cenazesini belki de en güzel anlatanlardan birisi Halil İnalçık'tı. Halil İnalçık çok büyük bir tarihçi biliyorsunuz. Hatta şey deniyor onun lakabı da tarihçilerin kutbu deniyor ona. Tarihçilerin, bütün tarihçilerin kutbu. Yani onların örnek aldığı kişi, ona bakıyorlar. Özellikle Osmanlı tarihinde uzman Halil İnalçık. Bakın Halil Hoca o cenaze gününü nasıl anlatıyor? Atatürk'ün ölümü, o 1908, 10 Kasım'ı, onun Ankara'ya getirilişi, bütün bir millet... Bütün bir millet nasıl ağlıyor? Tarihte görülmemiş bir sahnedir bu. Bütün millet ağlıyor.
Ben bugün kendimi tutamam. Bugün buradaysak, bir millet olarak buradaysak, dünyada seçkin milletler arasında yer almışsak, bugün yaşıyorsak, bugün bir devletimiz, milletimiz varsa, Atatürk'e borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal, o zamanki adı. Atatürk adını sonra aldı. Gazi Mustafa Kemal. Gazi, memleketi kurtaran adam. Mustafa Kemal. Bize bugünkü varlığımızı, kültürümüzü, hedeflerimizi, dünyadaki bu üstesna yerimizi hazırlayan bu insandır. Bu adamdır. Hocam. İşte görüyorsunuz Halil İnalçık da gözyaşlarını tutamadan anlatıyor. Türkiye'nin, Türkiye tarihini, Osmanlı tarihini en iyi bilen, en iyi değerlendirebilen insanlardan birisi herhalde Halil İnalçık. O da gözyaşlarını tutamamış. İzlerken hakikaten insan kötü oluyor. Yani onlar neden kötü oluyor? Onlar kadar değerini bilmediğimiz için belki de değerini biliyor muyuz bilmiyorum. Bazılarımız belki biliyor ama Türkiye bugün olduğu, geldiği yere Atatürk sayesinde geldi. Bugün bütün kazanımlarımız, bugün burada oturmamız, bu yayını yapabilmemiz bile onun sayesinde. İşgal edilmiş, bir imparatorluğun çökmesinden sonra işgal edilmiş, paramparça parça edilmiş, küçücük bir nüfusu olan, nüfusu kalmış, elinde küçücük bir toprak parçası kalmış. Türkiye'yi yeniden şahlandırdı, yeniden kurtardı, bir ülke kazandırdı, Anadolu'yu kurtardı, o yarım adayı değil mi? Bu atbaşı gibi gelip uzanan o Anadolu'yu bize emanet etti, armağan etti. Onun dışında Türkiye'yi diğer ülkeler kadar medeni, gelişmiş ve refah içinde olması için Türkiye'nin elinden geleni yaptı, fabrikalar kurdu, devrimler yaptı, harf inkılabı, kıyafet inkılabı, laiklik ilkesinin uygulanması, saltanatın kaldırılması, yetkilerin meclise devredilmesi, egemenlik kayıtsız şartsız milletimdir sözü. O olmasaydı bugün biz burada Orta Doğu'nun yanında parlayan bir yıldız olamayacaktık. Belki de çoğunuzun morali bozuluyor bugünlerde Atatürk'ün Atatürk'ü seyredince ya da Atatürk'ün yaptıklarına bakınca. Ama ben diyorum ki kesinlikle moral bozacak bir durum yok. Türkiye Cumhuriyeti her zaman kendisini yeniden küllerinden doğurmayı başarmıştır zor zamanlarında. Bugünlerde öyle aşılacaktır kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü belki de şu son yıllarda en iyi gelişme şu oldu. Herkes Atatürk'ün değerini anladı. Atatürk'ün uzaklaştırmaya çalıştılar bizden ama tam tersi etkisi oldu bu yaptıklarının. Onun için de siz hiç bakmayın Atatürk'e küfür edenlere, Atatürk'le ilgili kötü şeyler söyleyenlere cevap bile vermeyin. Onlar değildir bu ülkenin kurucu babaları. Bu ülkenin kurucularına inananlar bu ülkeyi daha da ileriye, Atatürk'ün bile düşünemeyeceği kadar belki de daha ileriye götüreceklerdir. Onun için hiç kimse enseyi karartmasın. Herkes ne derler geleceğine, Türkiye'nin inansın diyorum. Bugün şöyle bitirmek istiyorum. Tarkan şarkıcı, Tarkan işte o bir klip paylaşmış. Klip hazırlamış kendi şarkısıyla. Çok hoşuma gitti. Onunla bitirmek istiyorum. Aslında belki de en iyi mesajı bugün Tarkan vermiş. Sizinle Atatürk için özel yayında birlikteydik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Belki yeni şeyler görmüşsünüzdür burada. Ben araştırırken yeni görmüştüm bir sürü şeyi. Onları sizinle paylaştım. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Bugün Türkiye gündeminden sıyrıldık biraz. Bugün Atatürk'ten başka hiçbir şey konuşmayız dedik. Umarım siz de hoşlanmışsınızdır. Atatürk yeniden oku anlamak için belki de bir fırsat oluyor bu günler. Atatürk yeniden okumak için, onunla ilgili daha çok şey öğrenmek için lütfen Atatürk kitaplarını okuyun. Okuyun diyorum. Gidin kitapçıya sorun. Zaten belli kitaplar var. Onları lütfen okuyun. Tarkan'ın şu klibiyle bugün bitiriyorum. Hepinize iyi akşamlar.
Thank you.